Suçlarının Kanunu'nun 43. maddesine göre belirlenen gündem ile Mustafa Kemal Paşa Madeni İşçi Sanatkarlar Esnaf Odası'nın 33. Genel Kurulu'na hoş geldiniz der. Açılış için Başkanlık Divanı teşekkürü için önergenizi okuyorum. 5362 sayılı kanunun 48. maddenin hükmü kapsamında yapılan olan Mustafa Kemal Paşa Madeni İşçi Sanatkarlar Esnaf Odası olan genel kurul toplantısını sevk ve idare etmek üzere Divan Başkanlığı'na Hüseyin Tunca, Başkan Vekilliğine Hüseyin Kuşan, Katip Üyeliğe Yakup Bağatu, Katip Üyeliğe Kemal Şen, Katip Üyeliğe Cengiz Polat. Bu listeden başka olmadığına göre Sayın Hazuran kabul ediyor musunuz? Çerçevesinde ve odamızın hepinize yardımcı olmaya çalıştık. Telefonumuz 24 saat açıktı. Sağ olsun belediye başkanımız, belediye başkan yardımcımız, siyasi parti başkanlarımız hepsimize çok kolaylık sağlıyorlar. Onlara da bütün siyasi parti başkanlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Gecenin bir vakti hangi siyasi parti başkanımızı Mustafa Kemal Paşa'da ararsak telefonumuzu açtı, derdimizi, sıkıntımızı dinledi. Hepinize yardımcı olmaya çalıştık. Çok değerli başkanımız Özcan Saraçoğlu bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı. Bir alkışlıyorum başkanımıza. Her şeyimize katıldı. Sağ olsun, var olsun. Değerli birlik başkanımız Arif Takın'da hepinize ayrı ayrı selamları var. Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimiz bugünden aldığımız zamandan beri 4 yıl bitti. Tekrar bir 4 yıla başladık. En büyük buruk bir 4 yılı yaşadık. Şu anda genel kurul heyecanı değil, sizinle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Cenab-ı Allah bir an önce bu hastalığı başımızdan alır, tekrar birbirimizle buluşuruz inşallah. Bazen ticari yönden, bazen üyelerimizin sıkıntısından dolayı gidebildiğimiz üyelerimiz oldu. Ama annemize babamıza gidemedik. Çok sevdiğim insanların cenazesine katılamadık. Bu hastalıktan kurtulmanın tek bir yolu var, aşı olmak. Devletimize zeval vermesin Cenab-ı Allah. Türk aşımız da çıktı. Yabancıya olmam, Türk aşımı olacağım diyenler, Türk kovak aşısını vurulsunlar.
Birçok ülke aşı kuyruğunda beklerken ülkemizde aşı bolluğu yaşanırken lütfen her gün aşısına olsun. Değerli üyelerimiz, yine elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda fuarlar, geziler düzenledik. Sağ olsun belediye başkanımız çok destek oldu. Gezilerimizde, fuarlarımızda tekrar teşekkür ederim kendisine. Mesleki yeterlilik belgeleri verdik. Oto alım satım belgesini 675-680 kişiye ilçemizde verdik. İlçede vermek istemediler. Biz dedik üyelerimizi, insanlarımızı Bursa'ya taşıyamayız. Burada yapalım, her türlü imkanı sağlayalım. 650 TL'ye oto alım satım belgesi verdik. Karacabey'den, Surluk'tan, Yalova'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan. Bu kadar insan katıldı. Bunlara belgeleri teslim ettik. Yine Türkiye'de ilk sayılabilecek ilçeler arasında yağ atık belgesini üyelerimize kazandırdık. Yine KOSGEB girişimcilik belgeleri düzenleyerek bu belgelerden istifade eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldu. Evet değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkar ülkemizin temel taşıdır. Kılcal damarlar. Kılcal damarlar olmazsa insan yaşayamaz. Bu kılcal damarlarla küçümsenmeyecek bir toplumuz biz. Yanında çalışanlar ve ailelerle birlikte küçümsenmeyecek bir esnaf toplumu olur. Osmanlı'da topluma yön veren esnaf bugün devletimizin sağduyusudur. Tabii ki sıkıntılar çekiyoruz. Sağ olsun siyasilerimiz elinden geldiği kadar esnafla alakalı bir şey olduğunda birleşiyorlar. Bir tek esnafla alakalı bir olay olduğunda hepsi aynı hemfikir oluyor. Neden? Çünkü esnaf herkesin bir yanında var. Ya amcası bakkal ya dayısı tamirci. Esnaf demek çocuğunu emanet ettiği, anahtarını, evin anahtarını teslim ettiği bakkal Cemalettin Yılmaz. Esnaf dediğin psikoloğun berber. Esnaf olmazsa kesinlikle olmaz. Ve yine esnafımızın büyük sıkıntılarından birisi olan kaçak çalışanlar ve kayıtsız çalışanlar. Bunlarla alakalı bir tezimiz var. Terse dönüp çalışsın. Terse dönüp nasıl? Vatandaşa gidilsin, bu çatıyı kime yaptırdın kardeşim, ne kadar güzel olmuş, şahane olmuş, ben de o insana yaptırayım. Kim yapmış? İşi gücü olmayan, yani almış eline bir kaynak makinesi buna yaptırmış. Karşıdaki yaptırana da cezayı yaptırır, yapana da bir cezayı yaptırır yapılırsa bu işin önüne gelinir. Benim esnafım vergi veriyor, benim esnafım oda kayboluyor, benim esnafım birçok belgelerle bir işler yapmaya çalışıyor. Haksız rekabetler sonucu sıkıntıya düşüyor. Yine küçük esnafın en büyük yaşadığı olaylardan birisi de tazminat yükü. Adama iş öğreniyor, fıstık gibi, oh gitmiş Yusuf Usta'nın yanına, adamın kralı anahtar tutmayı öğrenmiş, gitmiş Hüseyin Usta'ya lastik sökmeyi öğrenmiş, sigortası ödenmiş, tazminat, kardeşim sana ceketimizi de verelim. İşlerine teslim edelim. Var mısın? Hayır, ben isterim var. Yani bununla alakalı bir kanun çıkarılsa sigorta primlerine ufak tefek bir şeyler ilave edilir. Vatandaş da işini bıraktığı zaman gider orada neredeyse parası oradan alır. Bu da büyük bir esnafımızın sırtında büyük bir yük. Aynı zamanda İşkur. İşkur sadece büyük şirketlere hizmet vermekte. Zaten Bağkur'da ödemekte zorlanan esnafımız İşkur'dan birer personel verilsin. Yani iş kurumuna biraz destek olsun, yanında adam çalıştırsın. Biz istiyoruz bunları. Esnafımız yanında sigortalı adam çalıştırsın diye çekilmiş bomba gibi düşündüğünden çalıştıramıyor. Bunlarla alakalı acil bir şekilde önlemler alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Sözümü fazla uzatmadan, ben bizi hiç yalnız bırakmayan, gece saat 2'de telefon ettim. Buyur başkanım, hayırdır, rüyanda mı gördün bende de?
Yok başkanım dedim, şurada dedim, bir şey olmuş, oraya bir ekip yönlendirir misin? Sağ olsun Mehmet Kadar başkanım. Neden? Esnaf kendisi de, esnafın derdinden anlıyor. Telefon ediyor, bize cevabını veriyor. Sağ olsun, var olsun, bir alkış istiyorum o sayın başkanımıza da. Kongremizin Mustafa Kemal Paşa'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ama bir şeyi de düzeltmek istiyorum. Ben 34 sene Madeni Eşya Sanatkarları Federasyon Başkanlığı yaptım. Ama geçtiğimiz 6 ay evvel, yani Temmuz ayında ben görevimi devrettim. Yönetim kurulundaki Başkan Vekilim Necdet Ekmekçi. Bizim teşkilatta ya ölünce bu makamları bırakıyorsunuz veya kongrelerde kaybettikten sonra bırakıyorsunuz. Ama ben bu onurlu görevi 34 sene sağ olsun bursu olarak sizin odalarınız, diğer illerdeki odalarınız hep bizi desteklediler. Ben de bu görevi iyi niyetimle ve gençlere devretmek için bu görevi bıraktım. Bu bakımdan bu görevi ben isteğimle bıraktım ama kime bıraktım? Emin ellere bıraktım. İnşallah bundan sonra bu görevleri sizin başkanınız Önder kardeşimizi oralarda görmek isterim şahsen. Çok değerli hazırım, değerli misafirlerimiz, çok değerli esnaflarımız, basın mülteciliğimi, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbete selamlıyorum. Hoş geldiniz. Az önce Önder kardeşimizi onayladık hep birlikte. Hem kendisine hem yönetim kurumuna hayırlı vesile olması diyorum. Allah'ım hoş etmesin. Çok da güzel kendisi 4 yılını geçirdi. İnşallah daha da güzel her bir yıldan destek olarak 4 yılda birlikte görev alacağız inşallah. Tabii hem bu Maden Oluşu Eşya Başkanlığı, hem Yılınar'ın Başkanlığı, hem Belediye Başkanlığı bir vizyon ve misyon başkanlığı, anlaşma başkanlığı, esnafın önünü açma, ilçenin önünü açma, ülkenin önünü açma başkanlığı. Böyle bir hükümle sahibiz. Yoksa oy almak çok kolay. Gidip bir tane çay iç, iş yapma, muhabbet et, oy al. Ama yanımda belediye başkanlığı gibi yerlerde, bu tip oda başkanlıklarında iş yapma. İş yapmış, kendisi çıkmadı. Kendisi onu tasdik etti. Kimle konuştuysam, tüm esnaflar Önder Aydın'dan çok memnunuz dedi, gördüğümden dedi. Ben tekrar kendimi tebrik ediyorum. Biz de arkadaşlar, değerli dostlar. İki tane konser yap, dört tane şiir oku, şak 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 şak, al oyu, geç. Ama önemli olan iş yapmak. Aynası bu haftalık işidir. İş tutucunun lafına bakılmaz. Şiirler, şarkılar bu iş olmaz. Evet, ilçemiz, sayede sınıfımız ve çeşit noktalarımız şu an kazılıyor. Haftaya inşallah ilçelerimiz sektörlerimize olmayan yerlerde kazanmaya başlayacak. Oraya da ilk defa tarihinde olmayan yerlere kanalizasyon gelecek. Şu anda içme suyu için kazılıyor. Evet, kazılıyor arkadaşlar. Kimse evinin dükkanını kazanmak istemez. Ama mecburuz. Ben burada büyüyemiyorum. Artık bunu yer lazım. Tüm esnafımıza Mustafa Kalpaşlı Belediyesi aracıyla inşallah buraya yerimizi atlarız. Dükkanı katarız. Daha henüz bir almadığım için daha belli değil. Sizin önümüzü açacağız inşallah. Yani ilçemizde siyasilerin zıplaşması değil, kol kola girmesine gerektiğine inanıyorum. Sözlerime